Evet arkadaşlar, yeni bir konuya geçiyoruz. Çok değerli mantık. Üçü değerli mantık da diyebiliriz. Çok değerli deyince aslında çok daha yeni bir alan daha var mantıkta. Bu bizim işleyeceğimiz kısım sadece üç değerli ile ilgili. Bunun ortaya çıkış nedeni, biz daha önce hep iki değerli yaptık. Doğru ve yanlış üzerinden gittik. Klasik mantık, yani Aristo mantığı da bunun üzerine kuruludur. Doğru ve yanlış üzerine kuruludur. Ama Newton fiziğinden sonra kuantum fiziğinin ortaya çıkması ile birlikte maddenin küçük parçacıkları olan elektronların yerlerinin fiziki açıdan belirlenmesinin mümkün olmaması, yani bir fizik yasası mantık kurallarını da değiştirmiş. Heisenberg'in belirsizlik yasası deniliyor buna kuantum fiziğinde. Ne demek? Maddenin belli bir anda bir elektron parçacığının nerede olduğunu söylemek mümkün değildir. Tabii bunun nedeni ne? Işık hızında madde enerjiye eşit oluyor. Bu madde midir, enerji midir? Dolayısıyla aynı anda belli bir zaman diliminde şuradadır demek bunun için zor. İşte bundan dolayı ne olmuş? Belirsizlik denilen bir kavram getirilmiş fiziğe, bu da mantığa belirsizlik yasası olarak eklenmiş. Dolayısıyla bizim daha önce konuşmuş olduğumuz aklın ilkeleri diye, yani neydi? Üçüncü halin imkansızlığı demiştik. Bir şey ya doğrudur ya yanlıştır. Bu ne zamana kadar devam etmiş? Kuantum fiziğine kadar devam etmiş. Kuantum fiziğiyle birlikte düşünce yapımızı değiştirdik ve ne dedik? Bir de buna belirsizliği ekledik ve dedik ki bir şeyin doğru ve yanlış olduğunu her zaman söyleyemeyiz, belirsiz de diyebiliriz. Dolayısıyla o zaman üç değerli mantık karşımıza çıkıyor. Öyleyse iki değerli mantıkta doğruluk değerlerimiz neydi? Doğru ve yanlış. Yani iki tane doğruluk değerimiz vardı. Şimdi ne olacak? Üç tane olacak. O zaman şuraya yazalım. P önermesinin doğruluk değerleri doğru, belirsiz, yanlış. Bunları sayısal olarak da gösterebiliyoruz. Doğru yerine 1, yanlışa 0 diyebiliriz. O zaman belirsiz ne olur? 1/2. Belirsiz 1/2 olur. Yani %50 ihtimal. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir ya. Bundan dolayı demek ki o zaman doğruluk değerleri 1/2, 0 şeklinde sıralanmış oluyor. Şimdi ne yapmıştık iki değerli mantıkta? Demiştik ki iki önermenin birlikte doğruluk değerlerine bakarsak onlar da kaç tane oluyordu? Bir önermenin 2 olunca 2 önermenin 2/2, 3 önerme olursa 2/3 diye gidiyordu. Burada da aynısı olacak. Bir önermenin 3 doğruluk değeri olduğuna göre 2 önermenin birlikte 3'ün karesi kadar. Yani 9. Diğeri 2'nin karesiydi ya. Yani 2+2 gibi değil de 2'nin karesi şeklindeydi. Dolayısıyla burada da 3'ün karesi şeklinde olacak. Öyleyse 2 önermenin birlikte kaç doğruluk değeri olur? 9. Şimdi yazalım. Bakın şöyle yapıyorduk iki değerli mantıkta. Bir önerme olunca doğru yanlış yazıyorduk. İki önerme olunca ne yapıyorduk? Doğru yanlış yanlış diye başlıyorduk. Üç önerme olunca 4 doğru 4 yanlış, 2 doğru 2 yanlış, 1 doğru 1 yanlış şeklinde yapıyorduk değil mi? Şimdi bakın burada da 3 tane 1 tane olunca bir önermede 3 doğruluk değeri var. 2 taneyi yazarken nasıl yazabilirim? 9 tane yazacağıma göre o zaman şöyle yapmam lazım. 3 tane doğru yazarım. Sonra 3 tane belirsiz. Sonra 3 de yanlış yazarsam diğerlerini doğru, doğru belirsiz, yanlış şeklinde yanına yazarsam bütün ihtimalleri yazmış olurum. Şimdi yazayım. Şimdi bütün ihtimalleri ne yaptım? Buraya yazmış oldum. Şimdi bundan sonra geri kalan bütün işlemler yine iki değerli mantıktaki gibi sadece belirsiz olunca nasıl olacak onun bir kurallarına bakmamız lazım. Şimdi ben buraya bütün ihtimalleri bir yazayım. Şimdi biz
bileşik önermelerle dört, hani değil önermesini saymazsak, dört ana önerme eklemimiz vardı. Bunlarla yapıyorduk. Hani bunların olumsuzlarını buraya yazmayayım, en basit haliyle bir inceleyelim. Evet, şimdi bakın yazdım. P ve Q, P veya Q, P ise Q, P ancak ve ancak Q şeklinde yazdım. Şimdi daha önce iki değerli mantıkta diyorduk ki, P ve Q önermelerinin her ikisi de doğruysa, önerme doğru, diğer ihtimaller de yanlış diyorduk. Burada da aynı şey geçerli. Bakın, şimdi birinci satıra bakıyorum, her ikisi de doğru. Ne olacak? Doğru. Bunda bir şey değişmedi. Şimdi geldik buraya. Şimdi bakın burada ne var? Belirsiz var. Şimdi belirsiz ne demek? Yani ya doğrudur ya yanlıştır. Şimdi doğru olduğunu varsayalım. Doğru ve doğru olursa ne olacak? Doğru olacak. Yanlış olduğunu varsayarsak doğru ve yanlış yanlış olacak. E ne oldu? 50-50 oldu mu? Değil mi? 1 bölü 2 oldu iki ihtimalde. Öyleyse ne olur burası? Belirsiz. Belirsiz. İki ihtimal var ya, bir ihtimal doğru, bir ihtimal yanlış. Dolayısıyla burası ne oldu? Belirsiz. Şimdi doğru ve yanlış ne olacak? Yanlış değil mi? Bir tane yanlış olursa tümel evetleme önermesi yanlış olur. Şimdi geldik buraya. Birincisi belirsiz bu sefer. Doğruysa doğru olacak, yanlışsa yanlış olacak. Ne olur? Belirsiz. İki ihtimal var. Belirsiz. Şimdi geldik buraya. Burada ne var? İkisi de belirsiz. Bakın ikisi de doğru olabilir. İkisi de yanlış olabilir. Değil mi? Burada o zaman burada da bir belirsizlik var. Yine belirsiz. Burada zaten bir tane yanlış var belirsizle birlikte. E zaten ne olacak o zaman? Yanlış. Burada da yanlış. Diğer üçünde de gördüğünüz gibi yanlış var. Öyleyse diğerlerde ne oldu? Yanlış oldu. Şimdi tümel evetlemeyi halletmiş olduk. Tikel evetlemeye geliyoruz. Tikel evetlemede kuralımız neydi? Bir doğru bulsak yeterli. Şimdi bakalım P veya Q önermelerine. Birinci satırda doğruyu gördüm, yazıyorum. İkiye bakıyorum, doğruyu gördüm, yazıyorum. Üçte doğruyu gördüm, yazıyorum. Bakın dörtte yine burada doğruyu gördüm, yazıyorum. Şimdi beşinci satıra geldim. Neymiş? İkisi de belirsiz. Dolayısıyla ne olması gerekir? Belirsiz. Şimdi buraya geldik. Belirsiz, yanlış. Şimdi bir doğru yeterdi bana. Burası yanlış olursa yanlış olacak ama doğru olursa doğru olacak. O zaman ne olur? Belirsiz. Şimdi aşağıda bakın bir doğru var. Doğru. Burada ne var? Bir tane belirsiz var. Öylesi belirsiz. Onun altında iki tane yanlış var. Yanlış. Şimdi tikel evetlemeyi de hallettik. Geldik koşul önermesine. Koşul önermesinde doğrudan sonra ne gelemezdi? Yanlış gelemezdi. Şimdi aynı mantıkla gidiyorum yine. Bakıyorum. Doğrudan sonra ne gelmiş? Doğru. Buraya ne yazıyorum? Doğru. Şimdi bakın doğrudan sonra belirsiz gelmiş. O belirsiz yanlış olursa yanlış olacak, doğru olursa doğru olacak. O zaman ne olması lazım? Belirsiz. Şimdi doğrudan sonra yanlış gelmiş üçüncü satır. Bu yanlış, o belli. Şimdi belirsizden sonra doğru gelmiş. Buranın zaten doğru olduğu bir durumda yanlış olma ihtimali yok. Ne olur? Doğru. Şimdi bir altına bakalım. Belirsiz ise belirsiz. Bu biraz tuhaf duruyor değil mi? Belirsizse belirsiz. Arkadaşlar belirsizse belirsiz olunca doğru olur. Tamam mı? Bunu aklınızda tutun. Şu belirsiz ise belirsiz ne olur? Aslında mantıklı değil mi? Yani koşul belirsizse sonuçta belirsiz diyorsunuz. Mantıklı duruyor. Dolayısıyla hani siz hep doğrudan sonra yanlış var mı diye bakıyorsunuz ya kontrol edin. Bundan dolayı kafanız karışmasın. Hani bu doğru olup bu yanlış olursa ne olacak gibi düşünürseniz o zaman kafanız karışır. Bunu böyle düşün. Onun için dedim size ezberleyin. İki belirsiz koşul önermesinde nedir? Doğrudur. Bunu da yazdık.
Şimdi belirsizden sonra yanlış gelmiş. O doğru olursa yanlış. Eğer yanlış olacak. O zaman ne olur? Yanlış. Hayır, belirsiz olur. Bak şöyle, doğruysa yanlış çıkacak, yanlışsa doğru çıkacak. O zaman ne oldu? 1/2 değil mi? İki ihtimal var. Öyleyse bu da nedir? Belirsizdir. Diğerlerine bakıyorum, hep koşul önermesinde birinci önerme yanlış olunca sonuç değişmiyordu, hep doğru oluyordu. Dolayısıyla bunları da doğru, doğru, doğru şeklinde yazabilirim. Şimdi geldik karşılıklı koşul önermesine. Karşılıklı koşul önermesi, bakın bütün eşdeğerlik denetlemelerini falan neyle yaptık biz? Karşılıklı koşul önermesiyle yaptık değil mi? Yani ne olması gerekiyor karşılıklı koşul önermesinde? Her iki tarafında eşit olması gerekiyor. O zaman aynı mantığı yine burada da yapacağız. Şimdi bakalım, doğru ancak ve ancak doğru. İkisi de aynı. Burada ne var? Birisi belirsiz olduğuna göre iki ihtimal var burada. Öyleyse ne olur? Belirsiz. Burada doğru yanlış aynı değil zaten. Yanlış olur. Belirsiz doğru. Burada iki ihtimal olduğu için belirsiz. Belirsiz belirsiz iki taraf aynı olduğu için doğru. Belirsiz yanlış. Belirsizin iki ihtimali olduğu için dolayısıyla belirsiz olur. Diğerlerine bakıyoruz. Altıncı satır yanlış doğru şeklinde. Bu kesinlikle yanlış oldu. Yanlış belirsiz var. Belirsiz olur. Yanlış yanlış aynı değerlere sahip olduğu için doğru olmuş olur. Evet, bu da karşılıklı koşul önermesinin çözüm şekli. Evet arkadaşlar, şimdi doğruluk tablosu ile üç değerli mantıkta tutarlılık, geçerlilik ve eşdeğerlilik denetlemeleri nasıl yapılır inceleyeceğiz. Şimdi bir soru yazdım tahtaya. Böyle bir önerme verilmiş bize. Bu önermenin tutarlılık denetlemesini veya geçerlilik denetlemesini yapın şeklinde bir soru sorulduğu zaman ne yapmamız gerekiyor? Bakın, önce iki önermeyi yazdım. Nasıl oluyordu? İki önerme birlikte üç değerli mantıkta 3'ün karesi kadar, yani 9 doğruluk değerine sahip. Her birini yazabilmek için 3 doğru, 3 belirsiz, 3 yanlış, sonra doğru, belirsiz, yanlış şeklinde de Q önermesini yazdım. Şimdi yapmam gereken nedir? Yapmam gereken P ve Q önermesinin doğruluk değerlerini çıkarmak, sonra P değil ve Q değil önermesinin doğruluk değerlerini çıkarmak, sonra bu ikisini tikel evetleme eklemiyle birbirine bağladığımız zaman oluşacak olan doğruluk değerlerini de buraya yazmak. Öyleyse başlayalım. Doğru ve doğru, doğru. Doğru belirsiz, belirsiz. Doğru yanlış, yanlış. Belirsiz doğru, belirsiz. Belirsiz belirsiz, belirsiz. Belirsiz yanlış, yanlış. Yanlış doğru, yanlış belirsiz, yanlış yanlış. Her birinde birer yanlış olduğu için hepsi yanlış arkadaşlar. Bu P ve Q önermesinin doğruluk değerlerini yazmış oldum. Şimdi diğer kısmına geçiyorum. P değil ve Q değil. Öyleyse bana şurada ne lazımmış bir de? P değil ve Q değil önermelerinin doğruluk değerleri lazım. Onları da yazalım. Onları da şu baş tarafa doğru yazayım. Şimdi doğru gördüğüm yere ne yazacaktım? Yanlış. Yanlış. 3 tane yanlış yazıyorum. Belirsizler yine ne olur? Belirsiz. Yanlış gördüğüm yere de doğru yazıyorum. Şimdi Q değerine geldim. Doğru belirsiz yanlış diye gidiyor. O zaman doğru yerine yanlış diyeceğim. Belirsiz de yine belirsiz. Yanlışa da doğru diyeceğim. Bu da hep bu şekilde gidecek aşağıya doğru. Yanlış, belirsiz, doğru diye. Evet. Şimdi önermenin bu kısmını yazıyorum. P değil ve Q değil. Şimdi her ikisine de bakıyorum. Birinci satırım yanlış. 2 yanlış. 3 yanlış. 4 yanlış. Bu
Bunları bir yazalım. Şimdi 5'e baktığım zaman her ikisi de ne? Belirsiz. Öyleyse ne olur? Belirsiz. 6 yine bakın bu belirsizin doğru olma ihtimali var. Belirsiz. 7'de yanlış yanlış var. Yanlış oldu. 8'de bakın bir tane belirsiz olduğu için diğeri doğru, belirsiz olacak. Diğeri de doğru. Artık ana önermeyi çözebilirim. Şu iki önerme arasında tikel evetleme önermesi ile bağlantı yaptığımız zaman ne olur? Bakın birinci satırda doğru var. Ne olacak? Doğru. İkide bir tane belirsiz var. Belirsiz olur. Üçte her ikisi yanlış, yanlış. Dörtte bir tane belirsiz var. Belirsiz. Beşte iki belirsiz var. Belirsiz. Altıda bir belirsiz var. Belirsiz. Yedide iki yanlış var. Yanlış. Sekizde bir belirsiz var. Belirsiz. Dokuzda bir doğru var. Doğru. Evet arkadaşlar, yeni sorumuz P ve P değil önermesinin tutarlılık denetlemesini yapınız. Şimdi bakın burada sadece P, bir de P değil var. Q gibi ikinci bir önerme yok. Öyleyse bir önerme olduğu için kaç doğruluk değeri yazmam gerekir? 3 tane. Bakın yazıyorum buraya. P önermesi. Doğruluk değerleri ne? Doğru, belirsiz, yanlış. Diğer önermemiz ne? P değil. Onu da buraya yazıyorum bakın. Doğrunun karşısına yanlış yazacağım. Belirsiz. Yine belirsiz oldu. Yanlışın karşısına doğru yazdım. Şimdi P ve P değil önermesini yazacak olursam ne olacak? Tümel evetleme eklemiyle birbirine bağlıyorum. Her ikisinin de doğru olması lazım. Birinci satırım yanlış. İkinci satırımda bakın ne var? Belirsizlik var. Burası belirsiz. Diğerinde ne var? Bir yanlış olduğu için yanlış. Şimdi burada buna tutarlı mı diyeceğiz? Ne dememiz gerekir? Daha önce bir doğru olunca tutarlı diyorduk, değil mi? Bunda bir doğru yok. Ama 3 yanlış da yok. Öyleyse arkadaşlar bu tür önermelere yarı tutarlı diyeceğiz. Yarı tutarlı. O zaman diğer önermelere, en az bir doğru olan önermelere ne dememiz gerekecek? Tam tutarlı. Diğerleri tam tutarlı. Bu tür önermeler yarı tutarlı arkadaşlar. Evet, önerme yarı tutarlıdır. Doğru belirsiz, doğru olsun. Yani tutarlı mı olacak? Şurada en az bir tane doğru olması lazım, tam tutarlı olması için. Şuradaki belirsizin doğru olma ihtimali olduğu için tutarsız değil. Tutarlı da diyemiyoruz. O zaman ne diyoruz? Yarı tutarlı. Evet arkadaşlar, yeni bir soru yazdım buraya. Bu soru biraz farklı verilmiş bize. Bakın şurada 3 noktayı görüyorsunuz. Yani ne şekilde verilmiş? Çıkarım şeklinde verilmiş. Değil mi? Yani bir önerme ve bu önermeden çıkan sonuç. Şimdi biz bunu çözümleyebilmemiz için ne yapmamız gerekir? İki önermeyi birleştirmemiz gerekir. Şimdi daha önce çözümleri yaparken, mesela geçerlilik denetlemesini yaparken bunları alt alta yazıyorduk, değil mi? Bunları alt alta yazmak demek aslında V eklemiyle birbirine bağlamak demektir. Ama burada böyle yapmayacağız. Burada sanki şöyle gibi, bakın Q değil ise P değil, o halde yani ise P ise Q. Bu şekilde yapıyoruz. Bakın nasıl yapacağız? Evet. Bu şekilde önermeyi tek parça haline getirdikten sonra önce önermenin bir tarafını, sonra diğer tarafını çözümlersiniz. Sonra her ikisini koşul eklemiyle
yeniden doğruluk değerlerini tespit ettikten sonra çözümü bulmuş olursunuz. Şimdi yapalım. Burayı tabii aşağıya yazmış oldum. Bunu yukarıya doğru taşıyacağım. Şurada yazmış olduğum birinci sütundan bu tarafa doğru devam edeceğim. Evet arkadaşlar, bakın yazdım. Önce önermelerin eklemlerini tahtaya yazdım. Burada değilleri olduğu için önce P ve Q önermelerin yanına değillerini de gösterecek olan tablo yerini boş bıraktım. En sonunda da önermeyi koşul eklemiyle iki önermeyi birbirine bağlayarak oluşturdum. Şimdi P değilden başlayalım. Nasıl yapıyorduk? Doğrunun yerine yanlış, belirsizin yerine belirsiz yazacağız. Bakın doğru P değil sütununa bakalım önce. 3 doğru var. Öyleyse 3 yanlış. 3 belirsiz, 3 doğru. 3 belirsiz. 3 doğru. Q değil'e bakıyoruz. Doğru belirsiz yanlış. Yanlış belirsiz doğru diye gidecek. Yanlış belirsiz doğru. Şimdi işin basit kısmını halletmiş oldum. Şimdi önerme eklemleriyle birbirine bağlayarak devam edeceğim. Şimdi Q değil ise P değil. Koşul eklemi var. Bakın Q değil dördüncü sütun. Dördüncü sütundan 3'e doğru bakacağım, değil mi? Çünkü doğrudan sonra yanlış gelmemesi için 4'ten 3'e doğru bakacağım. Bakın Q değil ise P değil. Yanlıştan sonra neyin geldiği önemli mi? Değil. O zaman doğru. Belirsizden sonra yanlış gelmiş. Burası doğru olursa yanlış olacak. Dolayısıyla bu ne olur? Belirsiz. Doğrudan sonra yanlış gelmiş. Yanlış. Yanlıştan sonra neyin geldiği önemli değil. Doğru. Belirsizden sonra belirsiz gelmiş. Ne olacak? Doğru. Doğrudan sonra belirsiz gelmiş. Yanlış olma ihtimali var. Belirsiz. Yanlıştan sonra neyin geldiği önemli değil. Doğru. Belirsizden sonra doğru. Bir şey fark etmeyeceği için doğru. Doğrudan sonra doğru gelirse yine doğru. Pekala. Şimdi P ise Q'ya bakalım. Bir ve iki ikinci sütunlara bakıyorum. Doğrudan sonra doğru gelirse ne olur? Doğru. Doğru. Doğrudan sonra belirsiz. Orada iki ihtimal var. Belirsiz. Doğrudan sonra yanlış gelmiş. Yanlış. Belirsizden sonra neyin geldiği önemli değil. Değil. Çünkü sonuç doğru. Doğru. İki belirsiz var. Doğru. Belirsizden sonra yanlış gelmiş. Burada iki ihtimal var. Belirsiz. Yok, doğruysa yanlış olacak. Yanlışsa doğru olacak. İki ihtimal olduğu için belirsiz. Üç tane yanlış var. Önemli değil. Hepsi ne olur? Doğru olur. Şimdi geldik bu iki önermeyi koşul eklemiyle birbirine bağlamaya. Şimdi ne yapıyoruz? Doğru, doğru. Doğru. Belirsizden sonra belirsiz gelirse doğru oluyor demiştik. Yanlış, yanlış. Doğrudur. İki doğru var. Doğru. Tekrar iki doğru var. Doğru. İki belirsiz var. Doğru. İki doğru var. Doğru. Yine iki doğru var. Doğru. Yine iki doğru var. Doğru. Bakın ne oldu şimdi? Tam. Hem tutarlı hem geçerli. Geçerli değil mi? Zaten her geçerli olan aynı zamanda nedir? Tutarlı. Öyleyse bu önerme hem tutarlı hem de geçerli bir önermedir. Evet. Yani aslında ilk başta yazmış olduğumuz o çıkarım şeklindeki önerme neymiş? Geçerli bir çıkarım şekli. Evet arkadaşlar, tutarlılık ve geçerlilik denetlemesine devam ediyoruz. Yeni bir problem yazdım. Problemimiz Q ise P ise Q önermesi tutarlı mıdır veya geçerli midir şeklinde sorulabilir. Denetlememiz değişmeyecek. Şimdi bakın önermeyi çözebilmem için önce bir P ise Q yapmam lazım şuraya. Diğer kısım hep sabit olduğu için onu silmiyorum, sabit bıraktım. Şimdi önce P ise Q'yu yazalım. Koşul önermesi doğrudan sonra yanlış gelemezdi. Bakıyoruz. Doğrudan sonra doğru gelmiş. Doğru. Belirsiz gelmiş. Ne olur?
Belirsiz. Yanlış gelmiş. Yanlış. Belirsizden sonra doğru gelmiş. Burası doğru olduğu için bir şey fark etmez. Doğru. Belirsizden sonra belirsiz gelince doğru oluyor demiştik. Belirsizden sonra yanlış gelmiş. Doğru olursa yanlış olacağı için belirsiz olur. 3 tane yanlıştan sonra neyin geldiği önemli değil. Son 3 tanesi doğru. Şimdi bunu bu şekilde yaptıktan sonra Öner Bey'i çözebilirim arkadaşlar. Q ise P ise Q. Şimdi şurada ikinci sütuna bakacağım. Q ise bakın doğru ise doğru. Doğru. Belirsiz ise belirsiz. Doğru. Yanlış ise doğru. Nedir? Yanlış. Yanlış sütuna bak. Yanlış sütuna bak. Pardon. Yanlış ise yanlış nedir? Doğru. Doğru ise doğru. Doğru. Belirsiz ise doğru. Burası doğru olduğu için. Doğru. Yanlış ise belirsiz. Yanlıştan sonra neyin geldiği önemli değildi. Doğru. Doğru ise doğru. Doğru. Belirsiz ise doğru. Sonuç doğru olduğu için doğru olur. Yanlış ise doğru. Yanlıştan sonra neyin geldiğinin bir önemi yoktur. Doğru. Öyleyse burada ne oldu? Bütün doğruluk değerlerinin doğru olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla önermemiz geçerlidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yeni bir problem yazdım. Önermemiz P ise, parantez açtım. P ise P değil şeklinde. P önermesi, bir de P değil var. P'yi yazalım. P. Bir de P değil yapalım buraya. P'nin doğruluk değerleri doğru, belirsiz, yanlış. P değil, yanlış, belirsiz, doğru. Şimdi önce şurayı yazayım. P ise P değil. Şimdi doğrudan sonra yanlış gelmiş. Yanlış. İki belirsiz ne oluyordu? Doğru oluyordu. Yanlıştan sonra neyin geldiğinin bir önemi yok. Doğru. Şimdi şu parantezi yazacağım. P ise P değil şeklinde. Şimdi burada birinci sütunla 3'e bakmış oluyorum. Doğru ise yanlış. Yanlış oldu. Belirsiz ise doğru. Burası doğru olduğu için doğru olur. Yanlış ise doğru. Yanlıştan sonra her halükarda doğru olmuş olacak. Şimdi öyleyse tekrar birinci sütunla bu sütuna bakarsam önermeyi çözebilirim. Şuraya önerme diye yazayım. Bir daha yazmadım dikkat ederseniz. Şimdi bakın doğru ise yanlış. Yanlış. Belirsiz ise doğru. Burası doğru olduğu için her halükarda doğru olacak. Yanlış ise doğru. Doğru olacak. Evet, önermenin İki tane doğruluk değeri var. Öyleyse nasıl bir önermedir? Tam tutarlı. Tam tutarlı bir önermedir. Evet. Tabii ki geçerli değil. Hocam, üç doğru olursa geçerli. Bir tane doğru olursa tam tutarlı. Eğer bir tane doğru yok ama en az bir belirsiz varsa yarı tutarlı. Arkadaşlar, P veya P değil önermesinin tutarlılık denetlemesi istenmiş bizden. Basit gördüğünüz gibi hemen P bir de P değil önermesi oluşturuyorum. Doğruluk değerlerini yazıyorum üç değerli mantık için. Neydi? Doğru, belirsiz, yanlış, yanlış, belirsiz, doğru şeklinde. P veya P değil olunca P veya P değil. Şimdi doğru veya yanlış ne olacak? Bir doğru olduğu için doğru. İki belirsiz var. Ne olur? Belirsiz. Yine bir doğru var. Doğru. Öyleyse bakın en az bir doğru olduğu için önerme nedir? Tam tutarlı.
Evet arkadaşlar, yeni bir soru. P ise Q ise P önermesinin tutarlılık denetlemesini yapınız şeklinde. Şimdi bakın, şuradaki Q ise P'yi şuraya yazacağım. Daha önceki iki tane önermeden oluşan doğruluk tablosunu orada bırakmıştım. Dolayısıyla iki tane burada önerme olduğu için orayı aynen kullanacağım. Önce Q ise P'yi yapacağım. Q ise P. Bakın, Q nerede? İkinci sütun. P 1. Yani ikinci sütundan 1'e doğru bakacağım. Doğru ise doğru. 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 Belirsiz ise doğru. Burası doğru olduğu için ne olur? Doğru. Yanlıştan sonra neyin geldiği önemli değildi. Doğru. Burada doğrudan sonra belirsiz gelmiş. Yanlış olma ihtimali var. Dolayısıyla belirsiz olur. Belirsiz belirsiz ne oluyordu? Doğru. Yanlıştan sonra neyin geldiğini bir önemi yok. Doğru. Doğrudan sonra yanlış gelmiş. Yanlış. Belirsizden sonra yanlış gelmiş. Dolayısıyla bu ne oldu? Belirsiz. Yanlıştan sonra yanlış gelmiş. Doğru. Şimdi o zaman problemi çözebilirim. P ise Q ise P, yani birinci sütundan şimdi buraya bakmam gerekiyor. İlk üçü doğru, burası da doğru. Öyleyse ilk üç satırımız doğru olur. Dörde bakıyorum, belirsiz. Burada da ne var? Belirsiz var. Yine doğru olur. Yine belirsiz. Yine doğru burası. Belirsiz doğru. Ne olur her ikisi de? Doğru olur. Şimdi yanlıştan sonra neyin geldiğinin bir önemi yoktu. Üçü de yanlış. Öyleyse buranın üçü de ne olacak? Doğru olacak. Bakın ne oldu? Evet. Tabii. Hem tutarlı hem de geçerli bir önerme olmuş arkadaşlar. Pekala. Böylelikle tutarlılık ve geçerliliği yaptık. Şimdi eşdeğerliği de iki tane çözelim, bitirelim. Evet arkadaşlar, iki tane önerme yazdım. Bu iki önermenin eşdeğer olup olmadığı bize soruluyor. Ne yapıyorduk daha önce? İki önermenin eşdeğer olup olmadığını anlayabilmek için bütün satırlarda, doğruluk tablosunda bütün satırlarda aynı değeri alıyorsa eşdeğerdir diyorduk. Şimdi bakın, burada sadece bir tane P önermesi görüyorum. Dolayısıyla 3 doğruluk değeriyle doğruluk tablomu oluşturmam gerekir. Önce P'yi yazayım bakın. P doğru, belirsiz, yanlış. P değil yazalım şimdi de. Yanlış, belirsiz, doğru. Şimdi arkadaşlar, hatırlarsanız biz şu işlemleri yaparken ne yapıyorduk mesela? Şuradaki değili görünce P değil yapıyorduk. Şu işareti ters çeviriyorduk, değil mi? Veya yapıyorduk. Sonra bunu bir de buraya. Yani matematikteki dağılma özelliği gibi, değil mi? Bakın, bu aslında burada aynısını görüyoruz. Yani bu bunun aslında eşdeğer olduğunu burada görüyoruz. Biz bunları hangi bu kurallara nasıl belirlemişiz? İşte bu şekilde eşdeğer olup olmadıklarını tespit ettikten sonra bu kurallar geliştirilmiş. Şimdi bakalım. Önce şurayı yazalım. P ve P'nin değili. Mesela şimdi bunu nasıl yapabilirim? P ve P'nin değili. Bakın, önce bir P ve P yaparım bir tane. Bakın şöyle bir P ve P yapayım. Değil mi? Şu P ve P. Şimdi P ve P kendisiyle, yani ne olur? Doğru ve doğru, doğru. Belirsiz ve belirsiz, belirsiz. Yanlış ve yanlış, yanlış. Şimdi bunun değilini alırsam, şöyle yapalım. P ve P'nin değili. O zaman şurada doğru gördüğüm yere ne yazarım? Yanlış, belirsiz, belirsiz, yanlış, doğru. Şimdi P ve P'nin değilini buldum. Şimdi P değil veya P değil'e bakalım. P değil veya P değil. Şimdi bakın, P değil burasıydı. Yanlış veya yanlış ne olacak? Yanlış. Belirsiz veya belirsiz? Belirsiz.
Doğru veya doğru? Doğru olacak. Şimdi bakın bütün satırları gördüğünüz gibi birbirine eşit arkadaşlar. Dolayısıyla iki önerme birbirine eşdeğermiş. Evet arkadaşlar, yeni sorumuz P ise Q önermesi ile P değil veya Q önermesinin eşdeğer olup olmadıklarını doğruluk tablosu ile denetleyiniz. Şimdi biz bu ikisini iki değerli mantıkta denetlemiştik değil mi? İki değerli mantıkta eşdeğer çıkıyordu. Bakalım üç değerli mantıkta da aynı şey geçerli mi? Önce birinci önermeyi çözelim. P ise Q, 1 ve 2. sütunlara bakıyorum. Doğru ise doğru. Doğru. Doğru ise belirsiz. 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 Doğru ise yanlış. Yanlış. Belirsiz ise doğru. Doğru. Belirsiz ise belirsiz. Doğru. Belirsiz ise yanlış. Belirsiz. Belirsiz. 3 tane yanlış var. Hepsi doğru. Doğru. Şimdi geldik buraya. P değil veya Q. Yani 2 ile 3. sütunlara bakıyorum. Sırasının bir önemi yok. V ile bağlı olduğu için. Bakın 1. satırda bir doğruyu gördüm. Doğru. 2. satıra bakıyorum. Bir tane belirsiz var. Belirsiz. 3. satıra bakıyorum. 2 yanlış var. Yanlış. 4'e bakıyorum. Bir tane doğru olduğu için. Doğru. 5'e bakıyorum. 2 belirsiz var. Pardon. Doğru yere mi baktım? Evet, 2 belirsiz var. Belirsiz. 6'ya bakıyorum. Yanlış ve belirsiz var. Belirsiz. 7'ye bakıyorum. 2 doğru var. 8'e bakıyorum. 1 doğru var. 9'a bakıyorum. 1 doğru var. Demek ki son 3 tanesi doğru. Şimdi arkadaşlar bir bakalım. Şimdi şuralar gidiyor. Değil mi? Şurada bir tane ne geldi? Evet, bir tanesi ne yaptı? Kuralı bozdu arkadaşlar. Demek ki 3 değerli mantıkta eşdeğer çıkmadı. 2 değerli mantıkta olsa eşdeğer çıktı. Demek ki arkadaşlar 3 değerli mantıkta efendim 2 değerli mantıktaki kurallarımız geçerli olmayacak. Evet. Bunu da öğrenmiş olduk. Böylelikle arkadaşlar ne oldu? Çok değerli mantıkta tutarlılık, geçerlilik, eşdeğerlilik denetlemesiyle ilgili bütün denetlemelerimizi yaptık. Bundan sonra gelecek olan bütün problemler aynı şekilde çözülecek. Dolayısıyla artık hepsini çözebilirsiniz.